Aşağıda verilen ifadelerden hangisi imkansız olaydır? Şimdi arkadaşlar, öncelikle imkansız olayı tanımlayalım isterseniz. İmkansız olay, size verilen olası durumlar içerisinde bulunmayan bir durumun gelmesidir. Bu halde şimdi seçenekleri sizlerle birlikte tek tek inceleyelim. A seçeneğinden başlıyorum. Atılan zarın üst yüzüne tam kare sayı gelmesin. Şimdi bir zarda arkadaşlar olası durumlar nedir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bunların içerisinde 1 ve 4 tam kare olduğuna göre tam kare gelebilir. O yüzden bu imkansız olay değildir. B seçeneğine geliyorum. Havaya atılan madeni paranın tura gelmesi. Ve biliyorsunuz arkadaşlar, madeni paranın bir yüzü tura, bir yüzü yazı. O yüzden tura gelmesi nasıl imkansız olsun? Geçiyorum C seçeneğine. Sayma sayılarının yazılı olduğu kartların içinden çekilen kartta sıfır yazması. Sevgili arkadaşlar, sayma sayılarını birden başlatıyorduk. Sıfır tane elmam var demeyiz, öyle değil mi? 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar giden doğal sayılardan oluşan kümeye biz sayma sayıları kümesi diyoruz. O yüzden sayma sayılarının yazılı olduğu kartların içinden çekilen bir kartta sıfır yazması imkansız olaydır. Çünkü bu küme içerisinde sıfır elemanı bulunmaz. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Ben yine de D seçeneğinin de doğruluğunu size göstereyim sevgili arkadaşlar. Rakamların yazılı olduğu özdeş topların bulunduğu kutudan rastgele çekilen topun üzerinde bir sayının dördüncü kuvveti olan bir sayı olması diyor. Şimdi rakamlar kümesini değerlendirirsem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 10 tane elemandan oluşuyor. Rastgele çekilen bir topun üzerindeki yazan sayının bir sayının dördüncü kuvveti olması. Evet, yanıltıcı bir seçenek gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar, sıfırın dördüncü kuvveti sıfır ve birin de dördüncü kuvveti yine birdir. O yüzden bunlar sayının dördüncü kuvveti olarak değerlendirilebileceğinden bu yine mümkün bir olaydır. O yüzden arkadaşlar, sorumuzun doğru yanıtının bir kez daha C seçeneğinin olduğunu ifade edelim. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesin olaya örnek olarak verilebilir? Şimdi tek tek seçeneklerini inceleyelim sevgili arkadaşlar. Bir zarın üst yüzüne 2 gelmesi demiş birinci maddemizde. Şimdi bir zar atıldığında olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. O yüzden bir zarın üst yüzüne 2 gelmesi olabilecek bir olaydır. Kesin bir olay değildir arkadaşlar. 1 de gelebilir, 2 de gelebilir, 3 de, 4 de, 5 de, 6 da gelebilir. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. İkinciye geldim. Özdeş 10 turuncu, 10 mavi topun bulunduğu bir torbadan çekilen topun turuncu veya mavi olma olasılığı. Evet, 10 turuncu, 10 mavi top varsa çekilen bir top turuncu veya mavi olacaktır. Başka bir şansı yoktur. O yüzden bu bir kesin olaydır arkadaşlar. O yüzden ikinci ifademiz doğru. 3'e geldim. Rakamların yazılı olduğu özdeş kartlardan rastgele çekilen kartın üzerinde 11 yazması. Şimdi arkadaşlar, rakamlar kümemizi hatırlarsak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 8 ve 9 elemanlarından oluşuyor. Bunların içinde 11 var mı sevgili arkadaşlar? O yüzden 11 yazması, çekilecek bir kartın üzerinde 11 yazması kesin olay değil, bir imkansız olaydır. O yüzden bu ifademiz de yanlış oldu. Son ifademize bakalım. Hafta içi günlerinin yazılı olduğu özdeş kartlardan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 7 harfli gün ismi yazması olasılığı. Bakalım arkadaşlar, hafta içi günlerine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma.
Şimdi bu küme içerisinde pazartesi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harfli. Salı 4 harfli. Çarşamba 3, 6, 8 harfli. Perşembe 3, 6, 8 harfli. Cuma 4 harfli. 7 harfli bir gün yazması kesin olay değil. Yine imkansız bir olay. Çünkü hiç 7 harfli bir gün yok. Bu küme içerisinde. O halde bu da yanlış oldu. Bir tane doğrumuz olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bir top havuzundaki 200 toptan 50 tanesi kırmızı, diğerleri mavi veya sarı renklidir. Top havuzundan rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı, mavi olma olasılığına eşit olduğuna göre havuzda kaç tane sarı renkli top vardır? Şimdi sevgili arkadaşlar, 200 toptan 50 tanesi kırmızı, diğerleri mavi veya sarı renkli ve kırmızı olma olasılığı mavi olma olasılığına eşit. Şimdi kırmızı olma olasılığıyla mavi olma olasılığı eşitse kırmızıyla mavi topların sayılarının eşit olması gerekir. O halde 50 tane kırmızı, 50 tane de mavi top var demektir. Bunları toplarsam toplam 100 yapar. Evet, tüm toplarımız 200 taneydi. O halde 200 eksi 100'den geriye 100 topumuz kaldı. Kırmızı ve maviler 50'şer olduğuna göre geriye kalanlar sarı olacağından sarı top adedi 100 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıda üzerinde sayılar yazılı olan özdeş toplar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir top ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim sevgili arkadaşlar. Rasyonel olma olasılığı irrasyonel olma olasılığından daha fazladır diyor. Şimdi kök 9 3 olduğundan bu bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. 0 tam %4. 4 bölü 100. O da 1 bölü 25. A bölü B şeklinde yazılabilir. Rasyonel bir sayıdır. 4 üzeri eksi 2. 1 bölü 4 üzeri 2. Yani 1 bölü 16. Yine bir rasyonel sayıdır. Karekök içerisinde 0 tam %9. Bakalım 9 bölü 100 olur. 9 kök dışına 3. Yüzde kök dışına 10 olarak çıkar. Yine 3 bölü 10 bir rasyonel sayıdır. Karekök 12 arkadaşlar. 12 bir tam kare ifade olmadığı için 12 tamamen kök dışına çıkamayacağından bir irrasyonel sayıdır. Pi artı 2. Pi'nin kendisi bir irrasyonel sayı olduğu için 2 fazlası da yine irrasyonel olacaktır. Şimdi tekrar seçeneğimizi okursak rasyonel olma olasılığı irrasyonel olma olasılığından fazladır diyor. 6 tane top var. 4'ü rasyonel, ikisi irrasyonel. Doğal olarak rasyonel olması durumları daha fazla olacaktır. Yani bu bilgimiz doğru bir bilgidir. B seçeneğine geldim. Gerçek sayı olma olasılığı kesin olaydır. Evet arkadaşlar, sayımız rasyonel de irrasyonel de olsa bir gerçek sayıdır neticede. O yüzden gerçek sayı olma olasılığı kesin olaydır. Çünkü kümemizdeki bütün elemanlar birer gerçek sayıdır. C seçeneğine geldim. Her bir sayının gelme olasılığı eşit olasılıklıdır. Evet arkadaşlar, toplam 6 tane olası durumum var. Örneğin kök 9 gelme olasılığı 1 bölü 6. 0 tam %4 gelme olasılığı 1 bölü 6. 1 bölü 16 yani 4 üzeri eksi 2 gelme olasılığı 1 bölü 6. Hepsi birbirine eşit. Çünkü özdeş toplar üzerine yazılmışlar. O yüzden bu ifademiz de kesinlikle doğrudur. Şimdi D seçeneğimiz kaldı fakat bunun yine doğru olmadığını ifade edelim. Doğal sayı olma olasılığı imkansız olaydır diyor. Hayır arkadaşlar, örneğin 3 bir doğal sayı, öyle değil mi? Yani kümemizin içerisinde kök 9 olarak ifade edilmiş fakat 3 ve bu bir doğal sayı. O yüzden doğal sayı gelebilir. Yani imkansız olay değildir. O yüzden D seçeneği yanlış cevap, yanlış olduğunda sorumuzun doğru yanıtı olacaktır. Yukarıda bir okulun 7. sınıf kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Sınıflardan rastgele seçilecek bir öğrencinin kız olma olasılığı eşit olması için
Sınıflara öğrenci ekleme veya çıkarma yapılacaktır. Buna göre en az kaç öğrenci ekleme çıkarma yapılması gerekir? Şimdi arkadaşlar buradaki erkek ve kız öğrenci sayılarını kıyasladığımızda B sınıfında birbirine eşit, A ve D sınıflarında oldukça birbirine yakın sayılar verilmiş. C sınıfında biraz arada fark var. O yüzden bunları olasılığı 1 bölü 2 olacak şekilde yani sayılarını eşitleme yoluyla değerlendirebiliriz. A sınıfının 4 kız öğrenci eksiltelim mesela. 16 kız 16 erkek olsun. 4 çıkarma yaptık. B sınıfı zaten eşitti. D sınıfına 4 erkek ekleyelim örneğin. 4 ekleme çıkarma yaptık. 24 24 oldu. Bunların sayıları yine eşit oldu. C sınıfında da 8 kız öğrenci çıkarıp veya 8 erkek öğrenci eklersek burası 20-20 olur. 8 tane erkek öğrenci ekleyerek hepsinin sayılarını birbirine eşitlemiş. Daha doğrusu olasılıklarını birbirine eşitlemiş oluruz. Hepsi 1 bölü 2'de eşitlenmiş olurlar. Çünkü A sınıfında 16 kız 16 erkek, B sınıfında 24 kız 24 erkek, C sınıfında 20 kız 20 erkek, D sınıfında da 24 kız 24 erkek olacaktır. O halde buradaki ekleme çıkarmaların toplamı da 16 olacağından sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. ₺3.400 lira değerinde alışveriş hediye kartları müşteriler arasında dağıtılacaktır. Dağıtım için 20, 50 ve 100 liralık hediye kartı yaptırılıyor. Toplam hediye kartı müşteri sayılarına eşittir. Her bir hediye kartına ait seri numara özdeş topların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Müşteriler arasında çekilecek kura ile bu hediye kartları şanslı müşterilere verilecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk topun üzerinde bulunan seri numara 20, 50 ve 100 liralık hediye kartlarından birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu çekilişe katılan kaç müşteri vardır? Arkadaşlar bunlardan birine ait olma olasılıkları birbirine eşit olduğuna göre sayıları eşit demektir. Bu durumda 20, 50 ve 100'ü toplarsam birer tane olsa 170 yapar. 3.400'ü 170'e bölelim. Demek ki her birinden 20'şer tane varmış arkadaşlar. 20 tane 20 liralık, 20 tane 50 liralık, 20 tane de 100 liralık hediye kartı bulunuyormuş. Çekilişe katılan kaç müşteri vardır diyor. Her birinden 20'şer tane olduğuna göre arkadaşlar 20 artı 20 artı 20'den toplam 60 kişi katılmıştır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Yukarıda verilen olaylarda istenen durumlardan hangileri eşit olasılıklıdır? Şimdi tek tek maddeleri inceleyelim sevgili arkadaşlar. Birinci maddeden başlıyorum. 20'den küçük asal sayıların yazılı olduğu, özdeş topların bulunduğu torbadan çekilen bir topun üzerinde çift sayı yazması ile tek sayı yazması. Şimdi 20'den küçük asal sayıların yazılı olduğu kartlara bakalım. Öncelikle 20'den küçük asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 olmak üzere arkadaşlar 8 tane. Çift sayı yazması bir tane olduğu için 1. Geriye kalanlar tek olduğuna göre tek gelmesi 7 bölü 8. Bunlar birbirine eşit değil. Bu yanlış oldu. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. Hilesiz bir zarın atılması sonucu üst yüze 3 gelmesi ile 5 gelmesi. Şimdi hilesiz bir zar atıldığında 6 durum var. 3 gelme olasılığı 1 bölü 6. 5 gelme olasılığı da 1 bölü 6. Birbirine eşit olduğuna göre bu olabilir. Yani doğru. Özdeş 4 mavi, 4 siyah, 4 kırmızı topun bulunduğu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olması ile kırmızı olması. Şimdi 4 artı 4 artı 4 toplam 12 tane top var. Mavi olma olasılığı 4 bölü 12. Kırmızı olma olasılığı o da 4 bölü 12. O halde bunlar birbirine eşit olduğuna göre bu da doğru oldu. Sonuncuya bakalım arkadaşlar. Madeni paranın atılması deneyinde üst yüze tura gelmesi olayı ile yazı gelmesi. Şimdi arkadaşlar bir madeni para attığımızda ya tura ya yazı zaten iki durum var.
bir tanesi tura, bir tanesi yazı olduğuna göre tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2. Bunlar da birbirine eşit olduğuna göre bu da doğru oldu. O halde bunlardan 3 tanesi doğru. Yani 2, 3, 4 olduğundan sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olur. Bir şirket çalışma arkadaşları aramaktadır. Hangi pozisyonda kaç kişinin alınacağı ve başvuru yapanların sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvurular arasından ilgili pozisyonlara ayrı ayrı kura yoluyla çalışma arkadaşları belirlenecektir. Buna göre işe başvurusunu son kişi olarak yapacak olan Ahmet hangi pozisyona başvuru yaparsa kurada işe alınma ihtimali kesindir. Şimdi arkadaşlar burada büroda başvuranların sayısıyla başvuru yapanların sayısı eşit. Satış pozisyonunda başvuru yapanların sayısı daha az. Depoda yine eşit. Nakliyede ise daha fazla. Şimdi Ahmet'in kesin olarak işe alınması için satış pozisyonunda başvurması gerekir. Çünkü 15 kişi işe alınacak. Ahmet'le beraber 14 kişi başvurmuş. Demek ki tamamı alınacağı anlamına gelir. Diğerleri örneğin büroda başvurursa 19 kişiden 18'i seçilecek. Bir kişi açıkta kalacak. Depoda başvurursa 28 kişi olacak. 28 kişiden 27'si seçilecek. Bir kişi açıkta kalacak. Nakliyede başvurursa 19'dan 17 seçilecek. 2 kişi açıkta kalacak. Fakat satış opsiyonunda 15 kişi seçilecek. Zaten 14 kişi başvurmuş. Tamamı işe alınacak demektir. O yüzden başvurunun işe alınmanın garanti edilebilmesi için satış pozisyonunda işe başvurması gerekir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bir şirket çalışma arkadaşları aramaktadır. Hangi pozisyonda kaç kişinin alınacağı ve başvuru yapanların sayıları aşağıda tabloda verilmiştir. Başvurular arasından ilgili pozisyonlara ayrı ayrı kura yoluyla çalışma arkadaşları belirlenecektir. İşe başvuru yapan son kişi Ayşe'dir. Buna göre Ayşe'nin işe başlama olasılığı diğerlerine göre en az olan hangi pozisyondur? Şimdi arkadaşlar işe alınacak pozisyonları belirlersek, şimdi büroda 18 kişi işe alınacak, 18 kişi başvuru yapmış. Demek ki herkes işe alınacak. Satış pozisyonunda 15 kişi alınacak, 13 kişi başvurmuş. Yine bir problem yok. Başvuran herkes işe alınacak demektir. Depo pozisyonunda 27 kişi işe alınacak, 27 kişi başvurmuş. Buradaki herkes de işe alınacak, sorun yok. Nakliye pozisyonunda ise arkadaşlar 17 kişi işe alınacak, 18 kişi başvurmuş. Başvuru sayısı daha fazla olduğuna göre demek ki işe alınmayan insanlar bulunacaktır. O yüzden burada olasılık en düşük olur. Bu sebeple arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bir torba içerisinde özdeş 9 pembe, 6 sarı ve 8 yeşil top vardır. Torbadan en az kaç tane top çıkarılırsa toplar eşit olasılıklı olur. Sevgili arkadaşlar, topların eşit olasılıklı olabilmesi için sayılarının birbirine eşit olması gerekir. Torbadan en az kaç tane top çıkarılırsa dediğine göre eksilteceğiz arkadaşlar. En az sayıda olan sarı renkli toplar olduğuna göre hepsini buna göre düzenlememiz gerekir. Yani 6 tane sarı varsa 6 tane pembe olmalı. 6 tane de yeşil olmalı. O halde pembelerden 9-6'dan 3 tane, yeşillerden 8-6'dan 2 tane top çıkarmalıyız. Bu durumda toplam çıkarılacak topların sayısı 3 artı 2'den 5 yapar. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.